Arkadaşlar herkese merhaba, ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beni en çok etkileyen kart numarasından bahsedeceğim. Bu numaranın performansını ilk izlediğim zaman 10-15 saniye donup kaldım. Hiçbir tahmin yürütemedim. Muhtemelen siz de numaranın performansını izledikten sonra hiçbir tahmin yürütemeyeceksiniz. Çünkü karışık bir desteden böyle bir sonuç çıkması gerçekten imkansız gibi gözüküyor. Evet, bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Ayrıca halen beni takip etmiyorsanız da aşağı kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmadan bu güzel numaranın sırasıyla önce küçük bir performansı, daha sonra da nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Sihirbazlık gösterimi, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü numara için bir seyirciye ihtiyacım var. Ancak şu an yanımda bir seyirci olmadığı için seyirciyi her zaman yaptığım gibi son videoma gelen yorumlar arasında Ekin Torun, yani Ekin'i seçtim. Bugün Ekin'e sergiliyormuş gibi sunacağım. Sizler de Ekin varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. İzin verirseniz hemen numarama başlamak istiyorum. Burada kartları sizlere ve Ekin'e gösteriyorum. Gerçekten hepsi birbirinden farklı ve alakasız kartlar. Ancak usulen birkaç kere karıştırayım. Şu şekilde. Karıştırma işlemi bittikten sonra kartlar içinde en asil olanlardan, yani kraliyet ailesinden bir kart belirleyeceğimi söylüyorum. Ancak bunu ne size ne de Ekin'e göstermiyorum. Şu şekilde hemen belirleyeyim ve kartım örneğin şu kart olsun. Bu kart oyun boyunca kutunun içinde duracak ve hiçbirimiz bu kartın ne olduğunu bilmiyoruz. Burada kartları Ekin'e veriyorum ve istediği kadar kartı teker teker sayması gerektiğini söylüyorum. Ve Ekin de örneğin şu kadar saysın. Gerçekten istediği yerde durabilir. Örneğin burada dursun. Bu şekilde kartları da sizlere gösterebilirim. Ekin kartları saydıktan sonra ben olasılıklardan bahsediyorum. Seçtiğim kart kraliyet ailesinden bir kart olduğu için vale, kız veya papaz olabilir. Ancak ben vale olmadığını, kız veya papaz olduğunu söylüyorum. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise bu kart kırmızı veya siyah olabilir. Son ihtimal ise eğer kırmızıysa kupa mı karo mu, siyahsa da maça mı sinek mi? Yani toplamda 3 ihtimal var. Bu yüzden Ekin'in seçmiş olduğu kartları 3'e hemen ayırıyorum. Burada ayırma işlemini Ekin de yapabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Şu şekilde ayırdım. İlk ihtimal papaz mı kız mı? Hemen bakalım. Papaz kız. Papaz kız. Papaz ve son kart kız olduğu için demek ki kızmış. İkinci ihtimal kırmızı mı siyah mı? Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Kırmızı ve son kart siyah olduğu için siyah. Kız ve siyah. Son ihtimal ise sinek mi maça mı? Sinek maça. Sinek maça. Sinek maça. Sinek ve son kartta maça kaldı. Yani maça siyah ve kız geldi. Bakalım gerçekten benim ayırdığım kart maça kız mıydı? Şu şekilde açıyorum ve gerçekten de maça kızdı. Tabii ki maça kız buraya geldiyse diğer kızlar da hemen buraya geliyor. Ve son kızımız da burada. Gerçekten çok güzel bir numara ve benim de çok sevdiğim bir numara. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için bu güzel numaranın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bu güzel numaranın nasıl yapıldığına. Bu numarayı yapmak için desteden 4 tane kızı şu şekilde ayırdım. İstediğiniz kartlarla yapabilirsiniz bu numarayı. Ben hep kızlarla yapıyorum ve bu kızlardan her zaman kilit kartım maça kız oluyor. Bunun sebebi hiçbir zaman yanılmamak için. Yani her zaman maça kızla yaparsanız siz de hiçbir zaman yanılmazsınız son kısımda. Bu 4 kızı destenin üstüne koyuyorsunuz. Maça kız, yani kilit kartınız hangisi ise sizin en üstte olacak şekilde ve numarayı başlatıyorsunuz. Burada ilk başta karşı tarafa şu şekilde kartları gösteriyoruz. Gerçekten birbirinden farklı ve alakasız kartlar. Ancak sona kadar gitmeyin. Çünkü sonda bizim 4 tane kızımız var. Burada gösterdikten sonra şunu yapmalısınız. Desteği şu şekilde çevirip alt kısımdan birazcık paket alıyorsunuz ve şu şekilde karıştırıyorsunuz. Yani bizim 4 tane kızımız ortalara bir yerlere gidiyor ve hiçbir şekilde sırası bozulmuyor. Bu esnada aralarından bir tane asil kart, yani kraliyet ailesinden bir kart belirleyeceğimizi söylüyoruz. Ve karşı tarafa kesinlikle göstermiyoruz bu kartı. Ve hemen geliyoruz, bizim maça kızı belirliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kız arka arkaya maça kızı belirliyoruz. Ancak maça kızı şu şekilde almıyoruz. Direkt alttaki paketle alıp şu şekilde destenizin üstüne koyabilirsiniz. Bu paket doğal bir şekilde destenin en üstüne tekrar gelmeli. Yani bizim 3 tane kızımız otomatikman destenin en üstüne geliyor.
ve bunu seyirci hiçbir şekilde anlamıyor. Çünkü başta şu şekilde karıştırdığımız için. Bakın kızlar yine ortaya gitti. Burada maça kızı seçiyoruz. Maça kızı oraya bıraktığımız takdirde diğer 3 kız otomatikman en üste geliyor. Tabi kutunun içine de koyabilirsiniz. Burasının da pek bir önemi yok. Burada desteği karşı tarafa veriyoruz ve teker teker kartları sayması gerektiğini söylüyoruz. Kartları teker teker saydığı için bizim en üstteki 3 kartımız, yani 3 kızımız direkt en alta geçiyor. Burada istediği yerde durdurabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Sayısında bir önemi yok. Yani illa 3'ün kadı gelmek zorunda değil. Örneğin burada durdursun. Burada benim sunduğum gibi de sunabilirsiniz. Siz daha yaratıcı sunumlar da bulabilirsiniz. Ben 3 olasılıktan bahsetmiştim. Yani kraliyet ailesinden bir kart seçtiğimi, bunun vale olmadığını, ya papaz ya kız olduğunu söyledim. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık, bu kart siyah veya kırmızı olabilir. Son olasılıksa siyahsa maça mı sinek mi, kırmızıysa da karo mu kupa mı. Yani 3 olasılık var. Bu yüzden 3'e ayıracağımızı söyledik. Ve hemen 3'e eşit bir biçimde ayırıyoruz. Burada tabi seyirciye de verebilirsiniz. Seyirci de istediği gibi 3'e ayırabilir. 3'e ayırdığımız takdirde son konulan 3 kart bizim ilk baştaki koyduğumuz 3 tane kız geldi. Burada yapmamız gereken ilk başta papaz mı kız mı? Yani bizim kartımız neyse bunu ikinci olasılıkta söylemeliyiz. Şu şekilde yapıyoruz. İkinci olasılıkta söylediğimiz zaman kart sayısının hiçbir önemi olmaksızın direkt otomatikman seçtiriyor. Örneğin papaz mı kız mı dedik. Papaz kız. Papaz kız. Papaz kız. Papaz ve kız. Yani seçtirmek istediğimizi ikinci sırada söylediğimiz takdirde direkt otomatikman seçiliyor. Ve kız. İlk başta kartı yere koyduğumuz için de kızlar en alta geliyor. Bakın en üstte kız var. İkinci olasılık kırmızı mı siyah mı? Bakın siyah mı ikinci sırada söyledim. Çünkü siyahı seçtirmek istiyorum. Kırmızı dediğim zaman yere kızı koydum. Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Kırmızı ve son kart siyah kaldığı için siyah ve kız oldu. Son olasılık da tabi siyah olduğu için sinek mi maça mı? Maça seçtireceğim için yine ikinci sırada söyledim. Burada şeye takılmış olabilirsiniz. Kartlar tek mi geldi, çift mi? Bunu hiç düşünmenize gerek yok. Sadece seçtirmek istediğiniz kartı ikinci sırada söylemeniz. Burada ben maçayı seçtirmek istiyorum. O yüzden sinek mi maça mı diyorum. Sinek maça. Sinek maça. Sinek maça. Sinek maça. Sinek ve son kart yine maça kalıyor. Yani maça siyah ve kız geldi. Benim tahminim tabii ki de buydu. Maça kız. Burada tabii ki bir afallıyor gerçekten. Gelebilir falan diye düşünüyor. Ancak başta desteği biz karıştırdığımız için ve karışık olduğunu gösterdiğimiz için bu en alttaki kızları da açtığımız zaman gerçekten hiçbir tahmin yürütemiyor. Ve 4 kız ortaya çıkıyor. Evet, gerçekten çok güzel bir numara. Bazı yerlerini anlamamış olabilirsiniz. Hemen geriye sardığınız takdirde, tekrar izlediğiniz takdirde ve anlayacaksınızdır. Evet arkadaşlar, bir numaranın daha sonuna geldik. Yeni bir sihir videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.